Yine mi mutlak değer sorusu? Şurada mutlak değer. Gösterim karışık gibi olabilir ama gayet basit. Diyor ki x1 ve x2 kökleri nedir? Yani x yerine hangi sayıları koyarsak sonucu sağlar. Hemen pozitiflerden bakmaya başlıyoruz. Kolay oluyor. 3 koyduğumuz zaman 3'ün karesi eksi 3 çarpı 2 6 eksi 3. 0'ı sağlıyor mu? 9 eksi 6 eksi 3 0'ı sağlıyor. Demek ki 3 var. Bu gitti. Bu gitti. Şu x'i kaldı. Şu 3'ü kaldı. 1'e bakalım. 1 sağlıyor mu? 1'in karesi 1 eksi 2 eksi 3 0'ı sağlıyor mu? 1 eksi 2 eksi 1 eksi 3 0'ı sağlamaz. Bu da gitti. Eksi 1 ve eksi 3 kaldı. Bakalım. Eksi 3'ü koyalım. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 2 eksi 3 dışarıya artı 3 çıkar. Buradan çarpı 3 dedik. Eksi 3 eşittir 0. Bakalım. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 6 eksi 3 0 sağladı. Dolayısıyla eksi 3 de var. Demek ki cevabımız aynı. Eksi 1'i koyalım. 1 eksi 2 eksi 3 yine sağlamadı. Eşit değil 0. Cevap A. Şimdi burada ne yapmış? Bir şu gösterimi farklı yapmış. Yani bunun yerine x yerine gelebilecek sayı değerleri toplamı nedir diyebilirdi. Öyle dememiş. Şu gösterimi karıştırmış. Bir de şey yapmış. Kare koymuş. Kare koyarak biraz kafa karışıklığı yaratmak istemiş. İkinci dereceden kök sorusu gibi de çözebilirsiniz. Ama o biraz karışık olabilir. Ona pek gerek yok. Onu çözerken de bir eksi 2x bir de artı 2x gibi düşüneceğiz. Çünkü x dışarı eksi x çıkmış gibi olacak. Yazayım. Bir x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 gibi düşünüp kök bulacağız. Bir de x kare artı 2x eksi 3 eşittir 0'mış gibi düşüneceğiz. Şu her durumda da pozitif olduğu için önemli değil. Ama burada pratik yol şıklardan önce pozitifleri yazarak elemek, daha sonra da sonuca ulaşmak.